soruyorum. Sor abi. Hocam vatandaşın durumu nasıl? Vatandaş geçinebiliyor mu? Ve sen yani kendin de geçinebiliyor musun vatandaş olarak? Abi vallahi ben Türkiye vatandaşı olarak yaşım 19, hiç geçinemiyorum. Bak nişanlımla gezmeye çıktım. Ele bak. Bak yüzükte Türk bayrağı var. Gümüş, altın hiçbir şey değil bak. Karının elindeki de sattı. Giriyoruz milyoncudan alıyoruz. Ekmek almaya paramız yok. Cüzdan da 5 lira var, belki de o da yok. Bak göstereyim sana. Bak abi. Bak 10 lira varmış. Bak 10 lira. 19 yaşındasın. Nişanlınla gezmek istiyorsun. Evet. Çocuk esirgemeden çıktım. Bir yerde çalışayım diyorum. Şeye giriyorsun, inşaata giriyorsun abi. Adam sana 200 liraya çalıştırıyor. Bir paket sigara alıyorsun, bitiyor. E sen nişanlınla veya arkadaşınla bir çay bir kahve de içemiyorsun. Seçimler yani yaklaşık. Oy kullanacaksın değil mi? Oy kullanacağız da abi, kime ne vereceğimizi bilmiyoruz yani. Hükümete oy vermeyi düşünüyor musun? Devam etmeli mi sence? Abi adama oy versek de yine bu şekilde giderse biz yaşayamayız. Kime verirsek verelim. Başka parti abi, ne çıkarsa ona vereceğim. Değişsin diyorsun artık. Değişsin yeter. Abi değişsin yeter. Vallahi bıktık yani, yeter. Bak ben 19 yaşındayım ya. Vallahi 19 yaşındayım. Yemin ediyorum abi, geçinemiyorum. Geçinemiyoruz. Dur. Bir dakika abla. Niye geçinemiyoruz? Geçiniyoruz. Geçiniyoruz abi. Sen geçiniyorsun da herkes geçinebiliyor mu? Yok, herkes geçiniyor. Biz geçiniyoruz. Sen diyorsun ki geçiniyor, arkadaş geçinemiyormuş. Biz de öğrenciyiz abi. Biz de abicim öğrenciyiz. Geçen sene yumurtayı 4,5 liraya alıyorduk. Şu an 16,5 liraya alıyoruz. Kiramız 1650 liraydı. Şu an 5 milyar. Yani öğrencinin işi nanay abi. O zaman asgari ücret kaç paraydı kardeşim? Ablacığım asgari ücret 2800. Şimdi kaç para alıyorsun? Cebimde para var. Bu para 1 saat duruyor benim cebimde. 1 saat. İş beğenmiyorsunuz, çalışmıyorsunuz. Her yerde iş var çalışana. Sen şimdi biz çalışana var. Bir saniye. 700 lira var benim. 1 saat duruyor cebimdeki para. Abiciğim çalışacaksın. Niye anneciğim, çalışacaksın? Anneciğim bana sor 19. Ona sor 19. Bu fabrikaya gitsin, tamam mı? Bu fabrikaya gitsin. Kardeşim diyecek, bir yıl sonra sen askere gideceksin, ben seni nasıl ağlayayım? Benim çocuğum da öğrenci, ben de İstanbul'da öğrenci okutuyorum. Tamam. Akşamları okula gidiyor, gündüzleri çalışıyor tamam, kardeşim. Sana çalışıyor. Sonsuz ben de sana şunu anlatayım. Çalışıyor. Senin oğluna sen annelik babalık yapıyorsun. Kızım da benim, kızım da benim, evet. Tamam, hepsi benim bacım, abim, evet. Saygımı koruyorum. Ben de abla 19 yaşındayım, çocuk esirgemeden çıktım, bende anne baba yok. Ben inşaata gidiyorum, 200 lira alıyorum. Bir sigara alıyorum, yalan, bir sigara alıyorum, bitti. Ben nişanlımla çay mı içeceğim, kahve mi içeceğim ya da arkadaşımla kahveye mi gideceğim? Çok doğru söylüyorsun. Hadi karar yok. Ne abla, herkes abla, sen demin dedin ki herkes geçiniyor. Herkes diye bir şey yok. Herkes geçiniyor. Şeker koyup yiyoruz biz akşamları. Dolaba dolapta bir şey yok. Su şeker yiyorlar. Sen bakma onlara abicim. Bugünlerin onlar arayacak da Suriye'ye gidecekler. Suriyeliler gibi olacağız. Onu arayacaklar onlar. Buraya mı geleceğiz sonra? Yok. Suriyeliler gibi olacağız. Türkiye'ye mi geleceğiz? Haydi herkes çalışsın. Biz zeytin alıyoruz. Çalışacaksın abicim. Bak şu anda ben eşya arıyorum. Benimle gelsinler. Ben 300 milyon yemeğe veriyorum. Gelsinler bana. Kaç para veriyorum? 300 milyon ben yemeğe veriyorum. 300 lira. Evet. Zeytine götürüyorum. Ben çalıştıracağım. Kaç saat çalıştırıyorum? 8 saat. Sigorta var mı? Sigorta yasal değil bir kere yaptığın şey yani. Soralım abi. Adamların zeytin tarlası var, görmüyor musun? Gelsin diyor, ben çalıştırayım. 300 lira vereyim diyor. Ondan kafa... 300 lira mı? Sigorta yok. Eyvah. İstiyorsan yakala. Çok açın halinden ne anlar? Abi ne anlar ya, yemin ediyorum karıyı böyle gözü kapalı geçiriyorum resmen buralardan ya. Çay kahve ısmarlamam. Canı çekmesin. Abi çekmesin, hemen alıyorum karıyı gidiyorum. Bak otobüse binemiyorum, şimdi çift havuzlara kadar yürüyorum. Evleneceksin. Evlendim, dün gece evlendim. Cumartesi. Hayırlı bak, olsun. Daha kurumadık kanalı. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ne yapacaksınız, çocuk falan? Abi siz geçineceğiniz yani. Abi, çocuk olunca çocuk ne yapacaksınız? Bırak çocuğu. Biz zor evlendik zaten. Bak 3 sene bekledik. 3 sene bekledik. Abi ekonomi zaten yok. İş de yok. Kiralar 1,5, 2,5, 3,5. En kötü yer 1,500. Kontur da yok. Bırak. Onu dönme ben. 70 liralık kontur atamıyoruz. Kontur. Atamaz. Vallahi bak. Aramaya para yok ha. Abi yok. Aramaya para yok. Kontur yok. Ekmek yok. Ekmek. Abi Türkiye'de insanlar seni cebindeki paraya göre değil, kullandığın telefona göre yargılarlar. Abi mal. Anladın? Sat bakayım kaç para verecekler bu telefona. Ya. Çöp. Hayır, bak dayım oradan gülüyor, bak gülüyor, görüyor musun? Yok, benim emekli maaşı almıyor bence. Heh. Adam Tayyip'i seviyor ya, adam Tayyip'i niye seviyor biliyor musun? Adam Türkiye'nin ağzına sıçıyor burada, anladın mı? Euro'yu yükseltiyor, adam orada euro kazanıp Türkiye'de harcıyor ya. Tamam. O yüzden diyor Tayyip abi çok güzel. Niye? Tayyip gitse adam o parayı burada o kadar karlı harcayamayacak. Yabancı mı? Tabii canım. Türkiye cennet ama yabancılara. Geçinmesi zor. Çok zor.
Ne, kim kazanıyorsa ona atacağız oyu artık. Ne yapalım, bir şey yapacak bir şey yok. Ya sen mutfağın nasıl abla? Mutfakta ev nasıl? Geçinebiliyor musun? Geçinemiyorum ablam, çok pahalı her şey. Nerede geçineceğim? 1 milyar kira nasıl vereceğim ben? Nasıl geçeceğim oğlum? Ben kendi çocuğumla yaşıyorum ama pahalı hayat çok. Mutfak sabredin falan diyorlar, şükredin diyorlar ablası. Evet, şükür edeceğim. Günü halimize şükür ama ne yapacağız? Mutfağı alamıyorum, bize pazara çıkamıyorum. Çıkamıyorum abla. Seçim yaklaşıyor. Ne yapacaksın abla? Kime oy vereceksin? Hangisini atacağımızı bir şaşıracak. Kime vereceksin? Bilmiyorum artık. Onu kendim biliyorum. Önceden kime veriyordun? Önceden lambaya veriyorduk. Kime? Lambaya. Lambaya. Artık vermeyeceğim. Veririm. Güne mi lambaya veririm? Evet. Lambayı vereceğim. Lambaya devam. Allah Allah. Abla niye kırmıyorsun lambayı? Evet. Ya kır ya. Güne lamba her şeyi yaptı. Işık vermiyor artık demek ki yani. Görüyorsun. Şey yaptı. Söndü lamba. Söndü. Ya şu an bak geçinemiyorum diyorsun. Karadan tek ülkeyiz abla. Lambayla karadan tek ülkeyiz. Verin anam, verin anne iktidara 10 sene oyunuzu, ekonomi bassın. Yok anam şöyle, yok anam böyle. Vallahi hak ediyorum. Atmayacaksın. Artık lambaya vermeyeceksin. Vermeyeceğim. Lambayı vermeyeceğim artık. Tamamdır abi. Vermeyeceğim mi? Vallahi mı? Helal olsun. Helal olsun. Sana. Sor bakayım. Tamam sorayım. Şimdi vatandaşın, ya şimdi hep söyleniyor işte baştakiler bir şeyler diyor, muhalefet bir şeyler diyor fakat vatandaşın ekonomisi nasıl? Ya vatandaş geçinebiliyor mu? Aslında şu sorunun temeli vatandaş suçlu. Neden? Aynı iktidara sen oyunu veriyorsun, oyunu veriyorsun. İnsanda bir akıl olur, düşünce olur. Ya ben oyumu veriyorum, ekonomi düzeldi mi? Yok. Benim eğitim sistemim düzeldi mi? Yok. Aday sistemim düzeldi mi? Yok. O zaman kafamda şöyle bir soru olur. Ben yanlış iktidara oy veriyorum ki bunlar benim başıma geliyor. O zaman ben oyumu düzeltirim. Gelecek seçimde oyumu başkasına veririm. Yine gelen Tayyip'ten ağlaşıyor. Niye böyle? Şimdi bu Tayyip her şeyini veriyor. Fakirine veriyor. Her zaman her şeyi bağışlıyor. Bağışlıyor mu? Ondan da bağışlıyor tabii. Nasıl bağışlıyor? Ya maaş veriyor. Maaşı nereden veriyor? Suriye'de de veriyor. Hepsine veriyor abi. Ya ne var? Vallahi abi internette göstereyim mi abi? Allah bu devletimizi başımızdan eksik etmesin. Abi kimsenin devlete karşı ya, olduğu yok burada. İşte devletimizi şimdi başımızdan eksik etmesin. Şimdi hükümeti eleştiriyorlar. Sanki gelen iyisi mi gelecek ya? Gelmezsin ki abi. Olmaz böyle. Nereden biliyorsun? Ya daha beteri geliyor. Geleceği mi görüyorsun abi? Abi görüyorum. Bu adam iyi kötü gene bak. Türkiye'ye bak ya, cennet ya. Abi şu an ekonomi nasıl? Ne var? Vatandaş rahatça geçinebiliyor mu? Türkiye'de bir şey mi var? Geçinebiliyor mu abi vatandaş? Geçiniyor. Alt bir şekilde. Etini alıyor, yemeğini alıyor. Peki onlar gelse iyi mi yapacak? Gelsin yani abi. Yani gelseler iyi mi yapacak? Abi denemeden bilebilir misin? Altı masa. Denemeden bilebilir misin abi? Zamanında denediler. Ne zaman denediler? Zamanında. Ne zaman? Ya. Abi CHP en son 1950'de iktidar olmuş. Sana bir şey diyeyim mi? 1950. Tayyip'ten başkası var. 3-5 kişinin yaptığıyla genel nasıl değerlendiriyor? Suriye gibi oluruz. Bak, geçiniyorum. 10 numara yaşıyorsun. Ben şu an çalışmıyorum. Bak, iş yok. Çalışan iş yok ama bırakın. Şu televizyon bile, şu an sizin yaptığınız bile yanlış bir şey. Yanlış mı? Hükümeti kötülüyorsunuz. Yayınla bunu. Tamam. Tayyip'ten başkası yalan diyorum ben. Gelecekler de, bak, çok eğer Tayyip giderse bilmiyorum yani. Bittik mi abi? Bittik yani. Ben şey, size kapatalım o zaman. Ben size böyle söylüyorum. Allah korusun yani. Ecelden ölecek bu adam illa bir gün. Doğru ya değil mi? Onun yerine başkası kaçar ama başkasını bırakır. Bittik ama diyor. Şu an gelecekler yönetemez abi. Yönetemez. Ben sana onu söylüyorum. Vatandaşa soruyoruz. Evet, geçinebiliyor musunuz diye. Evet. Geçinemiyoruz ya. Ekonomi yani nasıl abi? Ekonomi kötü yani şu anda. Şimdi abi diyor 10 numara. Ya her şey çok ne bileyim onun. İşsizim diyor ama 10 numara diyor. Çok iş var. Onun şeyine bağlı yani. Nasıl? Koyun abi koyun. Adam koyun diyorum abi bence. Yani abi ekonomi bu durumdayken ya halen daha Recep Tayyip Erdoğan'ın savunmaları bence biraz saçma geliyor yani. Oy seçim var. Oy kullanacak mısın? Yaşın tutuyor mu? Tutuyor. Mi destekleyeceksin? Abi Mansur Yavaş gelirse oyumu Mansur Yavaş'a vereceğim ben. Gelmezse? Abi gelmezse Allah büyük. Bakalım yani Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ya şu çakmağı koy karşısına, ben çakmağı vereceğim ona vermeyeceğim. O kadar diyorsun. O kadar abi. Olsun abi. Senin oy vermenle o kazanmayacak oğlum. Senin oy vermenle kazanmayacak. Allah'ın izniyle gelecek o buraya. O gelecek. Hiçbir insan da onu aşağıya alamayacak. Onu da burada söylüyorum bak, şuraya yazıyorum. Devam etsin diyorsun. Ya ne ülke battı abicim ya. En iyi telefonları kullanıyorsunuz. En iyi telefonu kullanıyorsunuz. 10 bin liralık, 20 bin liralık, 50 bin liralık telefon kullanıyorsunuz. Bak ben de kullanıyorum. En iyi telefon kullanıyorum. Ama ben hiç şeyden konuşmuyorum yani.
Hayır, gurbetçi değilim. Ben burada yaşıyorum. Paçalara, ayakkabılara baksana. Bu Z kuşağı bu ya. Anladın? Abi sen halkın dilinden anlamazsın işte. Adam diyor ki fakir çalmasını beceremediği için fakirdir diyor. Ondan sonra arkaya da koyuyorlar. Ay şu anki oturduğu yeri görüyorsun abi. Adam koskoca sarayda oturuyor. Ben nerede oturuyorum abi? Apartmanda oturuyorum abi. Sarayın günlük harcaması var kardeşim. 10 milyon TL. Efendim abi? Bir günde harcadığı 10 milyon lira. TL pardon. Abi ben 1 lira bile bulamıyorum abi. 10 milyon. Seveyim ya. Abi al bak. Ya abi şu çalıntı. Efendim abi? Kim harcıyor? Saray harcıyor abi. He? Saray. Saray harcıyor. Sarayın günlük masrafı abi. Az. Benim maaşımın bir tanesi kirayla sigortalara faturalara yetiyor. Dolanı yaşamak için yani. Kalmıyor ki bir şey zaten. Öbür maaşta yaşamak için. Seçimler yaklaşıyor abi. Ne düşünüyorsun? Kimi destekleyeceksin? Şu anda yani bir kere ben bu zamana kadar ben bu adama verdim. Yalan yok. Bu zamana kadar hep AK Parti'ye verdim. Evet verdim. Tabii bu her iyi tarafı da oldu. Kötü de ama bu sene kötü tarafı oldu. Çünkü pahalılığı önüne geçmiyor. Destekleyecek misin abi? Şimdi desteklemeyeceğim. Şeye cevap verelim amcayı yani. Amcayı önceki seçimde verdi diye yadırgama. 10 yıl önce 10 yıl önce farklıydı. 10 yıl önce bir memur 2011'lerde hiç parası yokken bir ev taksidine girebiliyordu ama şu anda aşırı kötü, kötüleşti ve tercih. Ev taksidini geçti, normal taksitlerini ödeyebiliyorum faturasını. Şimdi he? Siz de değiştirdiniz mi tercihi? Değiştirdim tabii. Son iki dönemdir değiştirdim tabii ki. Yani şu anda ben siyasi tercihimi söyleyeyim mi? Hani Kadir Mısırlıoğlu dedi ya, Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ölürsem cenazeme gelmezsin. Benim de siyasi tercihim Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli. Bunlara zerre muhabbet besleyen kardeşim de olsa ne cenaze etsin. Bu ülkeye büyük kötülük yapıyorlar. Sen vereceksin mi? Hayatta oy vermem. Sen vermeyeceksin. Vermem. İmkansız. Fakirin diyorum bir sigarası vardı, o da gitti. Olamıyor. 20-25-30 liraya bir sigara. Bir pazara çıkıyorsun 300 liraya para gidiyor. Ne olacak abi? Böyle deprem gibi bir şey. Herkes geçinebiliyor mu abi sen? Geçiniyor abi. Rahat bir şekilde. O kısım yok. Çoğu insan geçinemiyor ama çoğu da babalar gibi geçiniyor. Geçinirken de ona da veriyor. Bunu yüzdeliğe ver. Çoğu geçinemiyor diyorsun, çoğu geçiniyor diyorsun. Ben anlamadım. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Adam diyor zaten abi, diyor ki yapın, ilerleyin, oynayın. Değil mi? Bizim başkanımız diyor, ben başkanım her zaman saygı duyuyorum. Ben oy vermiyorum. Ama gel gelelim, başkanım her zaman dediği kelimelerde gidiyorum. Vallahi biz ekonomimiz iyi abi. Biz geçiniyoruz. Vallahi 8 lira mont aldım janti. Babamda para çok. 2 tane telefon. Zenginsiniz herhalde. Oo. Ne iş yapıyorsun kanka? Abi hırsızım. Hırsızsın. Ne çalıyorsun? Kapı çalıyor, zil çalıyor. Bunlar makaraya gelmiş belli. Makaraya geçelim. Ya abi ekonomi nasıl abi? Ekonomi çok iyi bence. Her şey pahalı. Ne kadar huzurluyuz, mutluyuz ya. Vallahi bu halimiz çok mutlu. Şey olmuş artık. Artık ben rahatım. Alışkanlık olmuş. Ha, çok abi ben, param yok ya. Ben abi bende para yok. Benim karnım acıksın, şurada iki tanesini tokatlarım, giderim. Babalar gibi yemek yerim. Adamlarımı dizerim. Paşalar gibi. Gasp diyorsun. Gasp değil abi. Ne gasp ya? Gaspta işimiz yok bizim. Nasıl tokatlıyoruz? Bir daha denk geldi mi veririz. Ha, o moda öyle, geldi. Tabii. Ya hayatı biz öyle öğrendik. Ben 17 yaşında bir bağlandım içeri. 27 yaşında çıktım. Sen şimdi bana bakıyorsun. Bu adam parayı nasıl kazanacak? Gayrimenkulla. İş yok. Var. İş her yerde var. Yürürken şurada bulursun abi parayı. Yeter ki iste. Ama bulma şeklim biraz farklı galiba. Yok işte abi, sen öyle yargılıyorsun. Biz şimdi anlatamıyoruz, ifade edemiyoruz kendimizi. Yani biz parayı bulmak isteyelim abi. Şurada yürürken para bulurum. Anladın mı? Peki ama abi, bu insanlar parayı nereye götürüyor bilmiyorum. Her şeyi geçelim. Seçim yaklaşıyor. Ne düşünüyorsun? Abi devam var ya. Devam etmeli mi sence? AK Parti mi? Abi AK Parti'yi önceden çok severdim. Ama cezaevindeyken çıkartacak diye bizi. Bizi çıkartmadı. Cezaevinde bir sürü insan var. Dışarıdakilerin var ya, hepsinin yatmasını istiyorum. Abi çekimde Tayyip Erdoğan devam etsin diyorlar. Devam diyorsun. Tabii Tayyip'in yaptığını hiçbiri yapamaz. Nereden abi biliyorsun abi? Abi adam tamam çok koyuyor ama gel gelelim bir yandan da. Abi sende biraz şey var galiba, hani genişlemiş. Artık hissetmiyorsun. Pes. Ve mutluluk vermeye başlamış. Abi benim parayla vallahi işim biraz var. Biraz yalama mı oldu? Villamız var. Her şeyimiz var. Ama gel gelelim villa yarıda kaldı. Bir ay daha var. Ama her şeye zam geldi. Villa öyle duruyor. Yemin ederim. Bakıyorum ulan Allah bize verdi de. Tam verdi. Tayyip Erdoğan yani her şeye zam verdi. O da zamı verince ne oldu? İlerleyemedik abi. Olduğumuz yerdeyiz. Sen o zaman devam et. Aynen umarım abi. Umarım mutluluğun devam eder. Böyle daim İnşallah olur. İnşallah abi.